Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro Original yayınlarında hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde uzunluk konusundaki yarı çap çizimi testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Çemberde yarı çap çok önemli. Bakıyorum şurada bu yarı çap. Yarı çap uzunluğu 5. Baktık dik üçgenle ilgili bir şey çözmemiz gerekebiliyorsa 90 derece varsa yani dik üçgen vardır büyük ihtimalle. Yoksa da el etkili silahımızı çizeceğiz. Hop yarı çap. Yarı çap uzunluğu 5'ti. E o zaman burası 5'te. bak ne çıktı burada? 3, 4, 5. Yani x'i böylelikle 4 olarak buluruz. Birinci soruda. Geldik ikinci soruya. Şimdi 8 var 5 var. Aa 8 5 daha 13. Çok güzel. En etkili silahımız neydi? Yarı çap. Hocam yarı çap çizelim. Öyle kafamıza göre değil. Şuraya ya da buraya değil. Bak burada bir nokta var. Buraya çizdik. E bu da yarı çap 13. Dikdörtgen vermiş 90 derece 5 13 5 12 13 üçgeninden 12 çıkar burası dikdörtgenden 12'dir burası e yarıçap uzunluğu bak burası da 13 e o zaman x'e ne kaldı 1 kaldı cevap 1 yaptı örnek 2'de. Geldik örnek 3'e. En etkili silahımız yarı çap. E hocam ne yapacağız? Al sana yarı çap. 6 ve 7'den dolayı yarı çap uzunluğunu buluruz. Sonra bir daha burada yarı çap. E o zaman yarı çap uzunlukları birbirine eşit deriz. Hatta burada R kare neye eşit? R kare eşittir. 6'nın karesi artı 7'nin karesine eşit. Buradan kök şeklinde buluruz ama gerek yok. Devam edelim. R kare aynı zamanda şuradaki Pisagor'da neye eşit? X'in karesi artı 9'un karesine eşit. Her ikisi de R kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşittir. 36 artı 49 eşittir x kare artı 81 yaptı. Şu ikisinin toplamı 85 yaptı. 85'ten 81 çıkınca 4 yapar. x kare 4 ise x de böylelikle 2 olarak çıkar. Örnek 3'ü 2 bulduk geldik örnek 4'e. En etkili silahımız yarı çap. E hocam sayılar burada ilk önce buradaki yarı kullanalım. Hop yarı çapı çizdik. E hocam bir de burada yarıçap çizersek tamam. Bak bu da yarıçap, bu da yarıçap. Öncelikle şurada bir pisagordan r'yi buluruz. Sonra r'yi bulduktan sonra buradaki pisagordan x'i buluruz. Şuradaki Pisagor'da yazacak olursam R kare 3'ün karesi artı 11'in karesi değil mi? Evet. Aynı zamanda R kare burada da X'in karesi artı 9'un karesiyle eşit. E o zaman bunları da birbirine eşitleyebiliriz. İstersen şurada R'yi bul sonra Pisagor'dan X yap ya da her ikisi de R kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşit. 9 artı 121 eşittir. X kare artı 81 yapar. E, 130'dan 81 çıkınca sanırım 49 yapıyor. Evet 49 eşittir. X kareden X'i de böylelikle 7 olarak buluruz. Örnek 4'te. Geldik örnek 5'e. A merkezli demiş. E, çemberdeki en kenetki silahımız yarı çap. E yarı çap uzunluğu 12 iken burası da 12. Eyvallah. E yarı çapı kullanalım. Hop. Çember üzerindeki herhangi bir yer değil. Bak noktasına çizdiğin zaman olay bitti. A ne çıktı? 9, 12, 15 üçgeninden 15 çıktı. Yarı çap 15. Hocam şurası da yarı çap. E burası da 15. E şunlar birbirine eşit değil mi dikdörtgenden dolayı? Evet burası da 15 olduğundan buraya kaç kalır o zaman? 6 kalır. Yani örnek 5'e 6 bulduk. Geldik örnek 6'ya. En etkili silahımız yarı çap. E o zaman yarı çapı çizeceğiz. Bu arada 30, 90, 60 üçgeni ilk önce bir şey çizmeden önce verilen bilgileri kullanmak lazım. Yarı çap uzunluğu kaç? 6. Vay. 30'un karşısı o zaman pardon burası 6 yaptı yarı çap uzunluğundan dolayı evet. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 köküçtür. Burası 6 köküç yapar. Sonra 60'ın karşısı ne yapar? 90'ın karşısı ne yapar? 12 yapar. E bir şeyler çıkmadı. O zaman etkili silahımızı kullanalım. En etkin silahımız yarı çap. Çizdik yarı çapı. Hocam yarı çap uzunluğu 6. 60 var burada. 60 ise bak burası da 60 yapar. Aa burası ne oldu o zaman? 60 oldu. 60, 60, 60'dan. Ne çıktı burada? Bir eşkenar çıktı. Dolayısıyla x'i de 6 olarak buluruz. Yani cevap 6 oldu 6. soruda. Evet böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testte kazanım testi var. Bir sonraki testte kazanım testi yani yarı çap kullanım ve çizilimi ile alakalı kazanım testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.